komite dediğimiz şey Birleşmiş Milletler işkenceye karşı sözleşme çerçevesinde kurulmuş bir organdır komite dediğimiz. Bu sözleşme denen şeye de Türkiye 1988'den beri taraftır. Taraftır ne demektir? Ben bunu tanıyorum. Bunun yükümlülüklerini yerine getirme taahhütünde bulunuyorum demektir. Bir defa bu sözleşmenin pek çok unsuru var tabii ama en önemlisi arkadaşlar bilindiği gibi aslında bir insanlık tarihinin, insanlık ailesinin ortak kazanımı olarak her bir insanın acısının dindirilmesinin ötesinde sonuç olarak insanın sahip olduğu onur ve değerin korunması açısından işkencenin mutlak yasak olması. Bu ülkede dolayısıyla neredeyse toplumun 1/4'ü yakını terör zanlıları adı altında hiçbir istisnası olmayan işkence meselesinde kolluk kuvvetlerinin buradaki güç kullanma meselesini işkence ve diğer kötü muamele olarak lütfen tahayyül edin, kabul edilebilir buluyor. 50 paragrafta paragrafların içine serpiştirilmiş 65 tane öneri içermektedir. 20 alt başlıkta. İşkence ve kötü muamelenin yaygın bir şekilde uygulanmaya devam ettiği yaygın. Ama dahasını da söylüyor komite. Özellikle de 2016 darbe girişiminin ardından, 2023'teki ülkenin güneydoğusunda meydana gelen depremlerin ardından ve terörle mücadele operasyonları bağlamında işkence ve kötü muamele iddialarındaki artıştan. Komite tespit ediyor bunu. Hani bizim derneklerimizin, bizim vakfımızın, ilgili kurumların falan raporların ötesinde bu Türkiye Devleti'nin hürmet etmek zorunda olduğu bir tespite dönüşmüş durumdadır. 26 Temmuz 2025'e kadar 3+1 konuda bilgi istiyor. 3 konu şu. 1. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Yasal düzenleme yapılmalıdır diye önermişti ya. Ve insanlara o olasılık, o umut hakkını sağlama güvencesini önermişti ya. 1 yıl içerisinde bunların yerine getirilmesini. Bana kalırsa bu hemen yerine gelebilir de komite 1 yıl demiş. Onu da hürmet edelim bir yanıyla. 1 yıl içerisinde bununla ilgili taraf devletler ki Türkiye oluyor bu koşul durumda bilgi vermesini talep ediyor. İmralı hapishanesindeki mahpusların ailelerini ve avukatlarıyla görüşmelerinin kolaylaştırılması derhal bu akşam olmalıdır. Öneri aslında budur ama hani takip prosedürleri belli bir zaman içerdiği için 1 yıl oluyor. Yoksa hani 1 yıla kadar beklet anlamına gelmez bu takip prosedüründeki 26 Temmuz 2025 tarihinin olması.